İlk sorumuz şu olabilir mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını açıklamasını değişik şekillerde yorumluyoruz. Sizin yorumunuzu merak ediyorum ben. Bu bir stratejinin parçası mı? Neden seçim takvimi açıklanmadan adaylığını açıklıyor Recep Tayyip Erdoğan? Bunun arkasında yatan neden nedir sizce? Safları mı sıklaştırmak istiyor, AKP'den kopmaları mı engellemek istiyor? İlk önce buradan başlayalım. Ve bu acaba kesin bir karar mıdır? Yoksa bugün bolca konuşulan gibi aslında sonrasında ya yok demek için bir hazırlık mıdır? Mehmet Ali Bey, gıyabınızda ben Emine şöyle söyledim. Mehmet Ali Kulat'a cevap vermiş olabilir mi dedim. Çünkü siz her katıldığınız programda biz Millet İttifakı'nı konuşurken iyi de Cumhur İttifakı'nın adayı kim diye soruyordunuz. Her seferini hatırlarsanız. Evet, Cumhurbaşkanı doğru. Size de cevap vermiş oldu. Doğru. Yani ben doğrusu tabii bunu çok merak ediyordum. Bunu her programda da katıldığım programlarda da söylüyordum. Yani bu ortaya çıkan sonuç her şeyden önce Millet İttifakı'nın bana göre bir başarısı. Yani ben bir ittifak adına bir değerlendirme yapma hak ve selahiyetini kendimde göremiyorum. Çünkü hiçbir ittifakla da bir şeyim yok. Ancak bu şu iktidar olan bir yapının öncelikli olarak kendi adayını açıklaması, hele hele ortada bir seçim tarihi yokken karşı tarafı bu kadar merak ediyor olması, bütün programlarını hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem de Sayın Devlet Bahçeli'nin haydi adayınızı açıklayın üzerine yoğunlaşması bu konuda aslında Millet İttifakı'nın doğru bir hamle yaptığını gösteriyor. Önce onu bir ifade etmiş olalım. Sonra bu karar değişir mi? Değişebilir. Yani Türkiye siyasetinde her şey olabilir ama artık değişme ihtimali çok daha farklı bir kısım şartlara bağlı olacak. Yani daha öncekinden biraz daha zor olacak buradan anladığımız kadarıyla. Burada tabii asıl mesele şu, neden bu kadar erken açıkladı Cumhur İttifakı adayını? Bu da çok ilginç bir durum. Çünkü ben o televizyon programlarında bu değerlendirmeyi yaparken televizyonda değilse bile beni arayıp yani benimle konuşan bir kısım AK Partili dostlar şunu söylüyorlardı ya niye bunu sorup duruyorsunuz? Cumhurbaşkanı zaten aday kardeşim falan diyorlardı. Ben de söylesin yani ne olacak sanki Sayın Cumhurbaşkanı her konuda değerlendirme yapıyor. Bu kadar hayati bir konuda da bir değerlendirme yapmasını bekleriz diyordum. Ve Cumhurbaşkanı nihayetinde adaylığını açıkladı. Ancak bu sefer ilerleyen süreçte şu çıkacak karşımıza. Cumhurbaşkanının 3 dönem meselesi tartışmaya açılacak. Göreceksiniz önümüzdeki süreçte bu konu konuşulacak. Çünkü anayasa hukukçuları ama her kesimden anayasa hukukçuları bu konuda bir tek çıkış yolunun olduğunu söylüyorlar. Meclisten bir erken seçim kararı çıkar ise Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi meclisi lave ederek olursa olmaz diyorlar. Meclisten böyle bir kararın çıkması lazım diyorlar. Ancak onun için yasada boşluk var. Yani bir hafta önce bile olsa olabilir diyorlar doğal olarak. Tabii böyle bir durumda dolayısıyla muhalefet son bir ay kala 15-20 gün kala yani süre çok az kaldığında böyle bir erken seçim kararını vermez. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da eğer bu böyle bir karar verilecekse, anayasanın bu hükmü uygulanacaksa ya da şöyle diyelim, Yüksek Seçim Kurulu burada son karar verici merci. Yüksek Seçim Kurulu eğer bu noktada böyle bir değerlendirmeyi kabul ederse ki oraya da müracaat oldu biliyorsunuz. O durumda Sayın Cumhurbaşkanı'nın sadece kendisine aday yapmak için bir meclisi bu şekilde bir göreve çağırması lehine olmayabilir. Bu şu anlama geliyor, yani ben özetleyeyim hemen. Sonbaharda, Kasım ayında muhalefet eğer bu konuyu çok fazla dillendirir ise bir iktidar cenahından AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri böyle bir erken seçim kararını gündeme getirebilirler. Eğer dediğim gibi sonbaharda olursa buna muhalefet de hayır diyemez. Ama bir ay kala, 20 gün kala olursa topluma da izah edebilir niçin erken seçim istemediğini. Ama şimdi olursa erken seçim hayır diyemez.
Dolayısıyla Türkiye sonbaharda erken seçim kararını bu şekilde alabilir diye düşünüyorum. Ama tekrar söyleyeyim sorduğunuz için, Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği bu karar sonuç itibariyle beyandır. Beyan da esastır bu tür konularda. Evet, Sayın Hatem Ete de bizimle birlikte, Panorama TR Araştırma Direktörü. Barış, bir sorun varsa. Hatem Bey, şimdi bugün şöyle bir yorum, Selahattin Demirtaş'ın belki yazısını okumuşsunuzdur, T24'te yayınlanan yazısını. Şöyle bir tezi var. Cumhurbaşkanı neden böyle bir açıklama yaptığının yanıtını verirken, okumayan izleyicilerimiz için hemen birkaç cümleyle özetleyeyim. Neden böyle, hani normalde adaylık açıklaması biliyorsunuz büyük salon toplantılarında, ışıklı gösterilerle, adı anons edilerek filan olur. Neden böyle laf arasında geçirdi sadece adaylık açıklamasını diye sorgulamış ve diyor ki Cumhurbaşkanı kazanamayacağı seçime girmez diyor özetle. Yarın bir sebeple geri çekilmek için bugün adını açıkladı diyor. Siz Cumhurbaşkanı'nın yarın bir sebeple geri çekileceğini düşünüyor musunuz Selahattin Demirtaş gibi? Yoksa bu aslında bir strateji anlamında, ben bugünden adımı açıklıyorum, hadi siz de açıklayın diye muhalefete baskı yapılmak için yapılmış bir hamle mi? Ne düşünüyorsunuz? Okudum yazıyı. Yani hatta özür dilerim, Binali Yıldırım'ın aday olacağına ilişkin bir mecazi ifade kullanmış. Çünkü bütün yenilgileri ona yaptırıyor diyerek. Yenilgi Bakanı demiş ve böyle söylemiş. Hani bir espri anlamında söylemiş. Onu da söylemiş olayım. Buyurun Hatem Bey. Yazı ironik bir yazı. Yani dolayısıyla sonundaki Binali Yıldırım da ironiyi besleyen bir unsur olmuş. Ben o kanaatte değilim. Yani elbette önümüzdeki dönem bir yıl var. Bu bir yıl içerisinde özellikle ekonominin durumuna bağlı olarak şimdiden böyle çok keskin öngörülerde bulunmak zor. Ama ben Erdoğan'ın adaylık tartışmasının başladığı günden bu yana hiçbir zaman aday olmama ihtimalini ciddiye almadım. Şimdi evet, böyle çok gösterişli bir adaylık açıklaması olmadı. Bu zaten henüz bir adaylık açıklaması olarak da görülmemeli. Çünkü seçim takvimi başlamadı. Muhtemelen o gün geldiğinde daha gösterişli salonlarda adaylık açıklaması yapılacaktır. Ama niye bugünden böyle bir şey oldu? Yani bir kere ben bunun bir savunmacı bir psikoloji olduğunu düşünüyorum. Yani ve yadırgatıcı da buldum Erdoğan açısından. 20 yıldır iktidarda olan, girdiği her seçimi kazanan, her seçimin doğal adayı olan birisinin seçime bir yıl kala adaylığını ihsas ettirme ihtiyacı hissetmesi bir savunma psikolojisinin sonucu. Ama bu savunma psikolojisinin dayandığı 3 unsur var diye düşünüyorum. Birinci unsur, öteden beri muhalefete adayını açıkla baskısını, bak ben açıklıyorum sen de açıklayla destekleme ihtiyacı. Bu en görünür, konjonktürel, gündelik gerekçe olabilir bu. Ama diğer iki gerekçe doğrudan aday olmayacağına yönelik spekülasyonların önünü kesmeye yönelik diye düşünüyorum. Erdoğan niye aday olamazla ilgili dillendirilen iki tane argüman var. Birincisi yasal, anayasal argüman. Biraz önce Mehmet Ali Bey'in de dillendirdiği, yani anayasada bir boşluk var. Hukukçuların bir kısmına göre aday olamaz. İşte az bir kısmına göre aday olmanın yolları da açık. Muhalefet partilerinin ne yapacağı, bunu nasıl siyasallaştıracağı tartışması yapılıyor. Yani onu da konuşabiliriz birazdan, muhalefetin buna yönelik bir stratejisi ne olacak diye. Fakat bir aday olur mu olamaz mı ile ilgili anayasal bir tartışma var. İkinci tartışmada kazanamayacağı bir seçime girmez, önümüzdeki seçimleri de kazanamayacak, o nedenle de Erdoğan aday olmayacak beklentisi. Ben bu iki gerekçenin de AK Parti kadrolarını, teşkilatlarını, tabanını yıprattığını düşündüğü için bu iki tartışmanın da önünü kesmek üzere böyle bir birden bile, hani hiç böyle bir sahne hazırlamadan kendiliğinden bir şey olarak bunu dile getireyim ve bu tartışmaları bitireyim'e yönelik bir hamle olarak okudum. Yani bir strateji olarak konjonktürel üç tartışmaya cevap teşkil edecek bir açıklama, ama aslında Erdoğan'ın siyasi kariyerini göz önünde bulundurduğumuzda da bir savunmada kalan bir
edilgen bir psikolojinin yansıması olarak okuyorum. Burada önemli bir nokta daha var. O da şu. Bu kadar erken adaylık açıklaması Mehmet Ali Bey daha önce olmuş muydu? Yani seçim takvimi hayır, yok, yani, açıklanmış bir şey yok. Yani bir kere her şeyden önce tabii yeni bir sistemle karşı karşıyayız. Muhalefet ilk defa seçimi kazanmaya bu kadar yakın bir duruş sergiliyor. Dolayısıyla daha önceden tabii böyle bir süre... Şimdi Abdullah Gül meselesi. Ama şimdilerde tabii her şey ilk defa oluyor. Yani Türkiye'de son dönemde olan pek çok şey ilk defa oluyor. Biz sahada da bu anlamda pek çok şeyi ilk defa yaşıyoruz. Seçmen davranışı anlamında da. Şu kadarını söyleyeyim. Yani ATMT önemli bir değerlendirme yaptı işin orasında. Tabii iki ayrı boyut var. Bir seçimi kazanamayacaksa seçime girmez. Tabii seçime girmez de siyaseti mi bırakır? Yani şimdi böyle de bir boyut var. Ne yapacaksınız? Yani sonuç itibariyle kazanamıyorsunuz. O zaman kazanamama meselesini bir başkasına yıkıp ne yapacaksınız bu süreç içerisinde? Çünkü yeni sistem o kadar çok yetkiyle donatılmış bir cumhurbaşkanı koyuyor ki karşınıza. Bu sürecin sonrasında ne yaparsınız? Yani bir 5 yıl, 4 yıl muhalefette durup sonra bir daha mı siyasete dönersiniz? Bu da tabii zor bir süreç. Dolayısıyla bazı şeylerde şartlar sizi bazı şeylere zorlar. Yani işin önce bir bu tarafını görmek lazım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmeyi, grupta yapmış olduğu konuşmayı izlerken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşına birkaç defa vurgu yapıldığı dikkatimi çekti. Halbuki yani böyle vurgular çok doğru olmaz. Kendinizi de bir yerden sonra bağlıyorsunuz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmişte de işte Sayın Erbakan için, merhum Erbakan için yapmış olduğu yıllar önceki değerlendirmeleri vardı. Belli bir yaştan sonra siyaseti bırakmayla ilgiliydi. Şimdi o değerlendirmeyi yaptığı yaştaki Erbakan'la ilgili değerlendirmeyi yaptığı yaşta da kendisinin yaşı. Dolayısıyla ben siyasette sağlık, ömür ve yarınlar üzerine çok değerlendirme yerine mevcut değerlendirmeler üzerinden gitmek gerekliliğini düşünüyorum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimi kazanması ya da kaybetmesi anlamındaki bölüm tabii biraz daha seçim ortamına girince daha çok şekillenecek. Ama şu anda yapmış olduğumuz araştırmalarda muhalefet seçimi kazanmaya çok daha yakın görünüyor. Eğer muhalefette beklenenin dışında sıra dışı bir yol kazası yaşanmazsa. Peki, Barış izinle ben bir ek soruyla Sayın Ete'ye dönmek istiyorum. Şimdi Adem Bey, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı. Peki neden Millet İttifakı'nın adayını açıklaması için böyle bir baskı kuruyor? Buradan beklediği nedir? Bu arada bir reklam vermemiz gerekiyor. Bunu reklam dönüşü yanıtlarsanız çok sevinirim. Kusura bakmayın. Bir reklam, ondan sonra kesin. Siz devam edelim.